Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Ebubekir Zekeriya Razi'nin Filozofça Yaşam adlı eserinden hareketle gerçekleştirdiğimiz müzakerelerin 21. bölümündeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde filozofça yaşamda insanın doğayla ve çevreyle uyumunun ne kadar önemli olduğunu bahsetmiştik. İşte bu noktada insanların diğer canlılara olan davranış tarzları filozofça yaşamın temel hareket noktasından bir tanesi. Günümüzde de insanların hayvanlara olan tutumu ve davranış tarzları da aslında onların insani niteliklerinin ve kalitesinin bir göstergesi. Neden? Çünkü insanlar herhangi bir şekilde kendilerine yapılan bir şeye karşılık verebilirken hayvanlar kendilerine yapılan şiddete, baskıya herhangi bir karşılık veremiyorlar. Bu da aslında oradaki zulmün kat be kat artmasına sebep oluyor. Bundan dolayı da hayvanlara olan yaklaşım biçimi, canlılara olan, bitkilere olan yaklaşım biçimi insanın kalitesini, filozofça yaşam açısından değerini, niteliğini de ortaya koyuyor. Razi bu konuda çok duyarlı. Neden çok duyarlı? Çünkü Razi'nin fikirlerinde tenasüh düşüncesinin izlerini bulmak mümkün. Bundan dolayı da Razi diğer canlıları aslında bir üst basamak olan insan basamağına yaklaşma noktasında bir aşama görüyor. Diğer canlılara eza, cefa vermek şöyle dursun, onlara dikkatle, acı ve eza vermeden devam etmek lazım. Tabii bunların da istisnalarını belirtiyor Razi. Yani eğer bir insan canını kurtarmak için atını çatlayıncaya kadar koşturuyorsa bu noktada bir şey denilemez. Çünkü insan hayatı bu noktada Razi'ye göre daha önemli. Neden önemli? Çünkü insan diğer canlılara, diğer varlıklara da katkı vermekte. Bir diğer husus aslında Razi'nin sadece hayvanlarla ilgili tutumunda görülmüyor. Burası belki biraz da tartışma konusu olabilecek bir nokta. Neden? Çünkü diyor ki eğer çölde iki insan kalmışsa ve ikisinden sadece birisine yetecek kadar su kalmışsa o insanlardan insanlığa en faydalı olanın suyu tüketmesinin uygun olacağını söylüyor. Tabii aslında insanın yaşam hakkı tartışmaya açılamaz bir konu. Fakat diğer insanların menfaati düşünüldüğü zaman eğer gerçekten sen filozofça bir yaşam güdüyorsan ve bunun peşindeysen insanlığa en faydalı olacak kişinin yaşamasının uygun olduğunu vurguluyor. Razi insanların etinden, sütünden ve gücünden yararlandığı hayvanlara asla eza, cefa vermemeleri gerektiğini ve mümkün olduğunca bunların yaşamına devam etmelerini sağlaması gerektiğini söylüyor. Fakat bunun istisnası olarak diğer canlıları avlayan ve doğal dengeyi bozduğu düşünülen hayvanların öldürülmelerine izin verilebileceği, bunlara ilave olarak yılan ve akrep gibi hayvanların da öldürülebileceğini ifade ediyor. Bu hayvanların öldürülmeleriyle ilgili Razi'nin temel görüşü, eğer çevredeki diğer canlılara verdikleri zarar çok ileri boyutlara varmışsa bu hayvanların öldürülmeleri gerekebilir ve bu aslında etobulularla ilgili temel bir kaide olarak zikrediliyor. Onun dışında aslında Razi'nin tenasüh düşüncesine dair görüşlerini de burada görüyoruz. Razi diyor ki bu hayvanlar öldürüldükleri zaman o bedenin verdiği ızdıraptan da kurtulmuş olurlar ve kendilerine daha uygun bir bedene geçerek aslında ruhlarını daha yetkin bir mertebeye taşıyabilecek kudrete sahip olurlar. Tenasüh düşüncesi İslam düşünce geleneğinde kimi zaman tartışma konusu olmuş fakat yaygın bir kanaat haline gelmemiştir. Şimdi Razi gibi farklı görüşler olan düşünürler bunları dile getiriyorlar. Fakat İslam felsefesinde başka düşünürler de tenasüh konusuna değiniyor. Şimdi ben tenasühle ilgili farklı bir video hazırlamayı düşünüyorum ama sadece bugünkü işte hayvanların yaşam hakkı ya da onlara eza cefa verilmemesiyle ilgili Razi'de konu geçtiği için kısaca hatırlamakta fayda var. Tenasüh insanların vefatından sonra ruhlarının başka bir bedene geçmesi şeklinde ifade edilebilir. Fakat bu da çeşit çeşit insandan insana geçmesi ya da insandan hayvana geçmesi ya da insandan bütün diğer canlılara, nefs sahibi olan canlılara geçmesi şeklinde ifade edebileceğimiz kabul edilen türleri mevcut. Şimdi burada peki tenasüh düşüncesinin İslam düşünce geleneğinde yeri var mıdır? Yani tenasühü delillendirmek için Kur'an'dan bir takım deliller, ispatlar getirenler var mıdır? Razi için bunu söyleyemeyiz ama Şehrezuri Kur'an'daki bir takım ayetleri de bu noktada ifade ediyor ve diyor ki benim bu konudaki görüşlerimi zannî bulabilirsiniz ama sizin görüşleriniz de zannî diyor. Çünkü öbür tarafı görüp öbür tarafı anlayıp bu tarafa gelen olmadığına göre o zaman şunu kabul ettiğimiz zaman burada bir sıkıntı yok diyor. Yani ne o? İnsanın yapıp ettiklerinden dolayı hesap verecekse ve bu hesap onun azabına ya da işte mutluluğuna sebep olacaksa ahiret gerçekliğini kabul etmiş anlamına gelir diyor. Ama bu noktada tenasüh düşüncesini savunanların kanıt olarak kullandığı ayet Maide suresinin 60. ayet arkadaşlar. Ayete baktığımızda şöyle ifade ediyor. De ki
Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanet dediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Şimdi bu ayet-i kerimede söylenilenler, yani insanların yaptıkları şeylerden dolayı maymunlara ve domuzlara çevrildiğine işaret ediyor. Tabi müfessirlerin bir kısmı bu ayetin mecazen bunu kullandığını söylüyor. Ama bir diğer kısmı da bu ayet-i kerimenin insanların gerçekten bir takım değişimlere maruz kalabileceğini ve böylece onların cezalandırılabileceği ihtimalini göz önüne bulunuyor. Tabi bunlarla ilgili ayetleri merak ederseniz tezde bunları bulabilirsiniz. Şimdi Razi'nin işte hayvanlarla ilgili tutumunda öne çıkan başlık da bu. Peki günümüze geldiğimiz zaman hayvan hakları ya da hayvanların yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi nasıl karşılanabilir? Tabii ki geleceğe dönük olarak çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Pek çok tür ortadan kalkıyor. Onların yaşam alanlarına girdiğimiz için hayatlarını maalesef devam ettiremiyorlar. Dikkat ederseniz otobanlarda ya da yol kenarlarında pek çok kaplumbağanın, kirpinin, birçok canlının hayatını kaybettiğini görüyoruz. Şimdi bir de güncel bir sorun olarak sokak köpekleri de çok ciddi bir tartışmanın odağında. Özellikle sokak köpeklerinin sayısının bu kadar artması ileriye dönük olarak ciddi sorunları da beraberinde getirecektir. Bu sorunu uzun vadeli bir şekilde çözmek lazım ve öncelikle kısırlaştırmayla, sonrasında barınakları, yaşam alanlarını düzgün bir şekilde dizayn edip hayvanları sokaklardan alıp yaşayabilecekleri doğal çevreler oluşturulabilecek yerler olması lazım. Sahiplendirilmeleri lazım. Bunların sırayla aşama aşama gerçekleştirerek uzun vadede bu hayvanların sayısının düşürülmesi gerekiyor. Yoksa hem insanımız bundan çok büyük zarar görüyor, hem de sokak hayvanları hastalık, açlık ve sefaletle boğuşmak zorunda kalıyor. Bu da insan onuruna ve insanın diğer canlılarla olan etkileşimlerindeki o tutumuna yakışmayan bir tutum. Çünkü biz diğer canlılara olan tutumumuzla çoluğumuza, çocuğumuza, insanımıza örneklik teşkil ediyoruz. Fakat işte bu noktadaki popülasyon çok yükseldiği zaman, insanlara zarar vermeye başladığı zaman karşılıklı olarak bir takım olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Fakat bu bütün doğa için geçerli. Yani bir yerde aşırılık söz konusuysa o aşırılık geleceğe dönük olarak daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bu sadece hayvanlarla ilgili değil, insanlar için de geçerli arkadaşlar. Eğer insanlar da kültürel olarak, işte maddi olarak, ekonomik olarak yetersiz bir duruma geldikleri zaman insanlar için de aynı şekilde büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Büyük sorunları aşmanın yolu aslında önlem almak, sorunları görmek, geleceği analiz etmek ve zarar görmeden, ne hayvanlar, ne insanlar, ne de doğa zarar görmeden bunlara dair gelecek tasavvuru oluşturmaktan geçiyor. Şimdi filozofça yaşam, önceki müzakerelerde de hep vurguladım, geleceğe doğru akıl ve mantıkla bakmak arkadaşlar. Geçmişteki tecrübelerden hareketle olayları analiz edip sonrasında daha iyi ve güzeli yakalamaktan oluşuyor. Ama biz gözlerimizi kapatıp sebep ve sonuç arasındaki ilişkileri analiz etmediğimiz zaman bu noktadaki acıya ve ızdıraba da katlanmak zorunda kalıyoruz. Ben bugünkü müzakeremi de burada bitireceğim. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Thank you.